önemli satır başlarını aktardık sayın seyirciler. Moderatöre Ankara'dan devam edeceğiz. Çözüm süreci ve Öcalan'ın kendisini ziyaret eden heyete verdiği mesajlar Ankara'nın bir numaralı gündem maddesi. Bugün parti gruplarında da liderler bu konuda mesajlar verdi. Hemen sözü bırakalım. 24 Ankara Haber Müdürü Melih Yiğitel'in konuğu AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal olacak bugün. Evet Melih Yiğitel. Evet Remzi Demirkol, bugün partilerin grup toplantıları vardı. Sizin de söylediğiniz gibi siyaset oldukça hareketli ama siyasetin gündeminin en önceliği kuşkusuz çözüm süreci. O bakımdan da bugün grup toplantılarının önceliğini bu konu oluşturdu. Özellikle de Başbakan Erdoğan konuşmasının büyük bölümünü bu konuya ayırdı. Çözüm sürecine dair AK Parti'nin ne kadar, hükümetin ne kadar samimi olduğunu ortaya koydu. Peki bundan sonra ne olacak ve Başbakan'ın söyledikleri tam olarak nasıl algılanmalı? Bunu konuşacağız. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal'la. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Melih Bey. Efendim şimdi Sayın Başbakan çok açık bir şekilde ifade etti ama mesela dedi ki ya baldıran zehri de olsa bu çözüm, bunu içeriz çekinmeyiz. Bunu nasıl algılamak lazım? Yani AK Parti ne olursa olsun bunu çözmekte kararlıyız mı diyor? Çok zorlu bir süreç mi? Nasıl algılamak lazım? Öncelikle Sayın Başbakanımız burada sorunun büyüklüğünün ve yakıcılığının altını çiziyor. Ortada bir sorun varsa ve bu sorunu çözmek istiyorsanız tabii ki risk almanız gerekiyor. Ve 30 yıldan beri bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne, hepsinden önemlisi de duygusal birliğine ve beraberliğine kasteden terör belasından Türkiye'nin kurtulması gerekiyor. Çünkü ölenler bu ülkenin insanları, kayıp bu ülkenin insan kaynağı ve her kan aktığında bu ülkede düşmanlık biraz daha derinleşiyor, kin ve nefret biraz daha derinleşiyor. Terörün aslında yok etmek istediği şey nedir? Bu ülkenin birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir. Dolayısıyla eğer biz 2023 hedefini ortaya koyduysak ve biz geleceğin Türkiye'sini inşa ediyorsak, yeni bir Türkiye'den bahsediyorsak, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracatı olan, 25 bin dolar kişi başına düşen milli geliri olan ve bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir Türkiye'den bahsediyorsak, bu Türkiye'nin artık terör belasından kurtulması gerekiyor. Çünkü artık bu sürdürülebilir bir şey değil. Bunun için de birilerinin risk alması gerekiyor. AK Parti iktidar partisi olarak tabii ki bu konuda sonuna kadar risk alacaktır. Sayın Başbakan'ın dediği gibi baldıran zehri ise onu da içecektir. Ne için? Bu ülkenin refahı için, güvenliği için, geleceği için, çocuklarımızın daha iyi bir dünyada yaşaması için AK Parti bunu yapacaktır. Ama burada sadece AK Parti'ye düşen bir sorumluluk yok. Bugün Sayın Başbakanımız da ifade etti. Şimdi siz kenarda duracaksınız. Hiçbir sorumluluk almayacaksınız. Hiçbir risk almayacaksınız. Çözüm süreçlerine dahil olmayacaksınız. Gelin bu sorunu birlikte çözelim. Bu siyaset üstü bir sorundur. Bu devletin bekasıyla ilgili bir sorundur. Dolayısıyla hepimizin bu konuda sorumluluğu var. Gelin bu sorunu birlikte çözelim dediğiniz zaman risk almayacaksınız ve sonra diyeceksiniz ki bundan sonra akan kandan AK Parti sorumludur diyeceksiniz. Risk almıyorsanız, sorumluluk almıyorsanız bunu söylemeye de hakkınız yok. Tam tersine akan kandan kim sorumludur? Siyasi olarak bu sorumluluğu üstlenmeyen, bu riski almayan, kenarda duran ve bakalım AK Parti çözerse bu sürece biz destek verdik deriz. AK Parti bu sorunu çözemezse de AK Parti'yi bunun üzerinden imha ederiz gibi gayri ahlaki bir yaklaşımla akan kanın devam etmesine katkı sunarsınız sadece. Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesela birkaç toplantıdır meseleye çok derinlemesine girmemesi, hani bekleyelim demesi. Çünkü başta bekle gör politikası yani gidiyorlar. Tabii ki böyle mi algılamak lazım? CHP bunu mu yapmaya çalışıyor? Bekle gör politikası. Bugün yine Sayın Başbakanımız söyledi. Haziran ayında bu konuda bir görüşme yapmak, çözüm, mutabakat oluşturmak için Cumhuriyet Halk Partisi bir girişimde bulundu. Bu bizi sevindirdi. Geldi bizimle görüştü ve Başbakanımız açık bir şekilde Kılıçdaroğlu'na dedi ki gelin Türkiye'nin ana muhalefet partisi olarak siz çok önemlisiniz. Tony Blair yaptığımız görüşmede bana eğer ana muhalefetin katkısı olmasaydı İRA ile masaya oturamazdım dedi. O yüzden ana muhalefetin terör sorununun çözümündeki katkısını çok önemsiyoruz dedi Sayın Başbakan ve gelin BDP ve MHP bu mutabakata dahil olmasa bile iktidar ve ana muhalefet olarak biz bu sorunu birlikte çözelim dedi. Ama biz buna bir karşılık alamadık, bir cevap bile alamadık. MHP'nin pozisyonu için ne diyorsunuz? Çünkü MHP, yani bırakın katkı vermeyi, çok sert bir şekilde de eleştiriyor. Pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz MHP'nin? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün Sayın Başbakanımızın söylediği bir şey vardı. Nefreti çoğaltmak ve nefretten beslenmek milliyetçilik değildir. Milliyetçilik, milleti sevmek ve o millete hizmet etmektir. Sayın Başbakan'ın ayaklar altına aldım dediği milliyetçilik, tarihi ve sosyolojik bir milliyetçilik değildir. Hukuki ve siyasi bir milliyetçiliktir. İnşa edilmiş bir milliyetçiliktir. Ve diğerini ötekileştiren, kendi kavmini diğer kavimlerden üstün tutan, benim kavmim uludur, yücedir diyen ve içinde, şimdi biz tabii ki ırkçılığa karşıyız. Yani ırkçılık bir insanlık suçudur. Ama içinde ırkçılık barındıran bir milliyetçiliğe de karşıyız. Hukuki ve siyasi olarak inşa edilmiş ve kendisinden olmayanı ötekileştiren ve kendini yücelten bir milliyetçiliğe de karşıyız. Başbakanımızın söylediği bu. Yoksa Peygamber Efendimizin buyurduğu kavmini sevmek, milletini sevmek, ama milletini sevmek ve kavmini sevmek demek ki Arabı, Acem'e üstün tutmak demek değildir. Ayrım yapmak demek değildir. Ötekileştirmek demek değildir. Farklılıkları zenginlik olarak görmektir. Bugün Sayın Başbakanımız da grupta bunu çok güzel bir şekilde izah etti. Mesajlar artık tam olarak algılandı mı? Yani bunun üzerinden bir tartışma sürdürmek mümkün olur mu artık? Şimdi şunu bir kere... Çünkü mesela Kılıçdaroğlu bugün yani ısrarla hadi Rize'de de söyleyecekmişsin dedi Sayın Başbakan. Yani Mardin'de söylediğini Rize'de söyleyecek. Biz bugüne kadar 10 yıldan beri bunu söylüyoruz zaten. Biz Rize'de söylediğimizi Mardin'de söylüyoruz. Biz İzmir'de söylediğimizi Diyarbakır'da söylüyoruz. Biz bugüne kadar farklı bir şey söylemedik. Biz yola çıkarken Afyon'dan milletimize bir söz verdik. Dedik ki biz ne aldanan ne aldatan olacağız dedik. Biz dedik ki bu millete efendilik yoktur, hizmet etmek vardır dedik. Ve bugüne kadar 10 yıl içerisinde eğer bizi bu millet %30'lardan %50'lere taşıdıysa biz sözümüzün arkasında durduğumuz için bizi taşıdı. Biz söz verdiğimiz şeyleri yaptığımız için bizi taşıdı. Özümüz, sözümüz bir olduğu için bizi taşıdı. Dolayısıyla biz Rize'de söylediğimizi Mardin'de de söyleriz, İzmir'de söylediğimizde Diyarbakır'da söylüyoruz. Çünkü biz 75 milyon insanı birinci sınıf yapmanın mücadelesini veriyoruz. Birinci sınıf vatandaş yapmanın mücadelesini veriyoruz. Ayrımcılığı ortadan kaldırmanın, birilerini ötekileştirmenin, kendi ırkını, kavmini birilerinden üstün gören ve kendisini bu ülkenin sahibi. Şimdi şöyle bir sorunumuz var, bakın. Cumhuriyet Halk Partisi kendisini Cumhuriyet'in sahibi zannediyor. Milliyetçi Hareket Partisi kendisini Türklüğün sahibi zannediyor. BDP de kendisini Kürtlüğün sahibi zannediyor. Siz neredesiniz? Biz de diyoruz ki efendiler, bu Cumhuriyet'in sahibi bu millettir. Türklük üzerinden nefret söylemiyle bu ülkede yaşayan diğer kimlikleri ötekileştirmeyin. Ve BDP'ye de diyoruz ki sen Kürtlüğün ve Kürtlerin tek temsilcisi olamazsın. Seçmenlerinin temsilcisi olabilirsin. Aldığın 2.600.000 oyun temsilcisi olabilirsin. Ajitasyon yapma, bunun üzerinden istismar siyaseti yürütme. Biz bu milletin merkezinde duruyoruz. Bu milletin değerlerinin, bu milletin birlikte yaşama iradesinin, ortak kader algısının üzerinde duruyoruz. Ve yeniden bu milletten aldığımız onayla, teveccühle bunu yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bizim araştırmalarımızda, kamuoyu araştırmalarımızda ortaya çıkan taraflık ve karşıtlık araştırmaları vardır bizde. Yani AK Parti'ye taraftar olanlar hangi motivasyonla AK Parti'ye taraftar oluyorlar? AK Parti'ye karşı olanlar hangi motivasyonla AK Parti'ye karşı oluyorlar? Bunun araştırmasını yapıyoruz. Şimdi AK Parti taraftarlarına baktığınız zaman neden AK Parti'ye oy veriyorsunuz diye sorulduğunda bu insanların son derece rasyonel olduğunu görüyorsunuz. Diyor ki sağlık hizmetlerinden dolayı, eğitim hizmetlerinden dolayı, ulaşım hizmetlerinden dolayı, işte demokratikleşmeden dolayı, temel insan hak ve özgürlükleriyle ilgili yapılan iyileştirme, son derece rasyonel cevaplar veriyor. Sonra dönüyorsunuz diyorsunuz peki AK Parti'ye oy vermeyenlere neden AK Parti'ye karşıtsınız? tamamıyla ideolojik ve irasyonel bir zeminde cevap aldığınızı görüyorsunuz. Peki oradaki ideolojik karşıtlığı, rasyonel olmayan, yani her ne pahasına olursa olsun AK Parti'den kurtulmalıyız, AK Parti ekonomiyi iyileştirmiş, Türkiye'yi büyütmüş, Cumhuriyet'in değerlerini yüceltmiş, 2002 yılında bir krizin içindeki Cumhuriyet'i alıp yüceltmiş, AK Parti ne yaparsa yapsın ben AK Parti'ye oy vermeyeceğim diyen insan nereden bu noktaya geliyor? Dönüp Kılıçdaroğlu'nun nefret söylemine baktığınızda, dönüp Devlet Bahçeli'nin konuşmalarında milliyetçilik üzerinden nasıl bir ötekileştirme oluşturduğuna baktığınızda oradaki bu ideolojik kamplaşmayı ve karşıtlığı beslediğini görüyorsunuz. Tekrardan bu siyasal söylem oradaki düşmanlığı büyütüyor. Tekrar oradaki düşmanlıktan siyasal söylem besleniyor. Böyle bir kısır döngü var. Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü oluşturması için bunun kırılması gerekiyor. Burada da sorumluluk siyasi liderlere düşüyor. Peki efendim, çözüm sürecine dair mesajlarının toplum tarafından doğru ve net bir şekilde algılandığını düşünüyor musunuz? Çünkü niye bunu soruyorum? Siz dönem dönem anketler yapıyorsunuz, şehirleri geziyorsunuz, nabız yokluyorsunuz ve bunu yaparken de sadece Doğu değil, yani Uşak'a gidiyorsunuz, Mardin'e de. Toplumda karşılığı var mı? Doğru algılandığını düşünüyor musunuz? Toplumun %69'u çözüm sürecini destekliyor. Ama çözüm süreci bir araştırmaya göre söylüyorum. Son yapılan gündem araştırmasına göre söylüyorum. Ama şunu doğru koyalım. Bir, bu süreç İmralı süreci falan değildir. Bu süreç Türkiye'nin terör belasından kurtulmak için bütün enstrümanları ve mekanizmaları kullandığı bir süreçtir. Ve İmralı görüşmeleri de bu sürecin bir parçasıdır. Dolayısıyla süreci İmralı'nın üzerine inşa etmek her şeyden önce yanlıştır, haksızlık olur. Biz burada şunu söylüyoruz. Türkiye'nin öncelikle terör belasından kurtulması gerekiyor. Türkiye'de birilerinin sorunları çözmek için silahı ve şiddeti çözüm aracı olarak görmeyi bırakması gerekiyor. Ve Türkiye'de siyasetle artık sorunlar çözülebiliyor. Ve Türkiye şu noktaya geldi. Bu söylediğim önemli. Gelişmiş demokrasilerde talepler sorun değildir. Sorun o talepleri karşılayabilecek demokratik bir sistem kurmaktır. Şimdi geçmişte Türkiye her türlü talebi bir sorun ve kriz olarak gördü. Oysa bugün Türkiye bütün talepleri normal karşılayan, o talepleri de karşılayabilecek demokratik bir sistem kurmaya çalışan bir Türkiye'den bahsediyoruz artık. O yüzden kimlik talebi, toplumdan kimlik talebi gelebilir. Evet. Bu kimlik talebini karşılayabilecek demokratik bir sistem, birlikte yaşama tecrübesi ortaya koyabilecek gücünüz var mı, yok mu? Bunu tartışmanız gerekir. Tabii ki Türkiye'nin temel değerlerine, anayasasına, hukuk düzenine karşı gelen taleplerin de hukukta karşılığı vardır. Efendim şimdi baktığımızda sizin açınızdan durum büyük ölçüde net. Yani siz çözüme ilişkin bir irade ortaya koyuyorsunuz. Risk alma pahasına bunu söylüyorsunuz. Bir takım kararlar alıyorsunuz. Karşı taraf için, yani İmralı ve bileşenleri, yani BDP, Kandil, Avrupa ayağı bileşenleri için de durum net mi? Niye soruyorum bunu? Çünkü mesela işte mektup bekleniyordu. İşte mektup geldi BDP'ye ama işte sabahtan beri toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Ya buna nasıl yanıt vereceğiz falan diye. Karşı taraf için durum net mi sizce? Şimdi bakın, ortada bir sorun varsa sorunun tarafları vardır. Şimdi sorunun tarafı olan ve bu sorunun çözümüne katkı sunmak istiyorum diyen herkesten devlet çözüme katkısını alır. Dolayısıyla buradan çözüme katkı sunma talebi gelmiştir. Devlet de bu katkı sunma talebini kabul etmiştir. Burada çok önemli bir ayrım var. O ayrım da şudur. İspanya örneğine, İngiltere örneğine baktığınızda da bunu görürsünüz. Terör gibi çok boyutlu ve daha çok şiddete ve şiddet sarmalı içerisinde de uyuşturucu, insan kaçakçılığı, birçok illegal işlere bulaşmış örgütlerle ilgili sorunu o ülkelerin istihbarat örgütleri süreci yürütür. Şimdi Türkiye'de de Milli İstihbarat Örgütümüz bu süreci yürütüyor. Dolayısıyla burada bir siyasi parti ya da iktidar bu işi yürütmüyor. Orada başka bir devlet iradesi söz konusu. Ama diğer taraftan da devletin bu sürece çözüm sunacağını söyleyen ve çözüm sunmak için talepte bulunan bir yerden, bir enstrüman ya da mekanizmadan katkı alması son derece normaldir. Bunlar katkı sunarlar ya da sunmazlar. Bu orasının sorunudur. Yani net midir, değil midir, katkı sunabilecek midir, sunamayacak mıdır? Bunu biz bilemeyiz. Bu mektuplar, mesajlar, heyetlerin görüşmeleri, bunlar işe yarar mı? Çözüme katkı sunacağına inanıyoruz. Ama yani bunu demin ifade ettiğim gibi çözümün kendisi olarak görmek yanlış olur. Çözümün merkezinde bunu görmek yanlış olur. Çözüme katkı sunan mekanizmalardan ve enstrümanlardan birisi olarak görmek gerekir. Peki efendim, şimdi Sayın Başbakan da açıkladı. Dedi ki PKK'nın sınır dışına çekildiği an bu sürecin artık fiili olarak başladığı andır, evet, diyor. Buna ilişkin bir takvim, bir öngörünüz var mı? Yani bu dinamik bir süreç mi? Hani bir ucu açık bir şeyden mi söz ediyoruz? Hayır. Demin ifade ettiğim gibi bu sadece devam eden çözüm sürecinin parçalarından birisi. Dolayısıyla tabii ki devletin bu konuda yürüttüğü çalışmalar var. Devlet karşı karşıya kaldığı bu sorunu çözmek için değişik yöntemler kullanıyor. Ne zamana kadar? Sonuç alana kadar. Yani bir sorunla karşılaştığınızda çeşitli seçenekleri kullanırsınız. Bir seçenek, iki seçenek ama sonunda sonuç alacağınız bir yöntem ve seçenek bulursunuz. Sorun çözmenin doğasıdır bu nihayetinde. Dolayısıyla şimdi sınır dışına çekildi, çekilmedi, bu konuda bir karar alındı, alınmadı. Bunlara göre devlet pozisyonu belirleyecektir. Bunlara göre pozisyon alacaktır. Peki yani toplamına baktığımızda hani velev ki yani matematiksel olarak bir ihtimal dahilinde söylüyorum. Siz bunun mesela sonuç almama olasılığını da hesaplıyor musunuz? Tabii ki hesaplanıyor bunlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Burada temel bugüne kadar takip edilen yol nedir? Bir eylemsizlik, silahsızlanma, sınır dışına çekilmesi ve restorasyon süreci. Çünkü terörün bölgede oluşturduğu ciddi bir tahribat var. Evet. Biz bir taraftan terör devam ederken bu restorasyonu da sağlamaya çalışıyoruz. Yani haklar ve özgürlükler açısından, ulaşım açısından, sağlık açısından, eğitim açısından bu restorasyonu da bir şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Ama terör devam ettiği zaman havalanı yapıyorsunuz, iş makinelerine saldırılıyor, iş adamı yatırım yapıyor, şantiyesi basılıyor. Yani terör bittikten sonra asıl devletin bölgede yürüteceği bir hem sosyal hem ekonomik devam eden restorasyonun daha güçlü bir şekilde yürütülmesi ve bölgenin diğer bölgelerle, illerimizin diğer illerle arasındaki gelişim mesafesinin, rekabet avantajının hızla kapanması gerekiyor. Efendim şimdi son 1-2 dakikamız. Dün Demirtaş dedi ki işte bize mektup gelecek. Bugün mektubun geldiğini açıkladı. 2-3 hafta içinde de buna dair bir yol haritasının ortaya çıkacağını düşünüyoruz, hı hı, dedi. Siz ne olacağını tahmin ediyorsunuz? Yani mesela bir heyet daha mı gider? Yeniden mektuplaşma mı olur? Bunu ben bir siyasi partinin grup başkan vekili olarak, işin siyaset tarafında olan birisi olarak bunu ben tabii, buna ben cevap veremem. Demin ifade ettiğim gibi bu süreci yürüten devletin kendi kurumları var. Dolayısıyla süreci yöneten kurumlar bunun kararlarını verecektir. Yani siyasi olarak biz buna bir cevap veremeyiz. Son soru efendim. Kendi içinizde buna dair yaptığınız bir çalışma var mı? Yani süreci izleyip işte raporlamak. Niye bunu soruyorum? Dün Sayın Başbakan'a soruldu. Dedi ki biz ilgili arkadaşlarımıza değerlendireceğiz. Ne olduğunu da ortaya koyacağız. Sayın Başbakan'ın riski alan ve bu konuda yürütmenin başında olan karar verici olarak tabii ki, evet, bu konuda yaptığı, yürüttüğü çalışmalar var. Ve gerekli şeyler yapılıyor. Peki Sayın Hanım, çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Remzi Demirkol bugün mecliste grup toplantıları vardı. Dediğimiz gibi siyaset hareketli ama tüm grup toplantılarını öncelikli